Hani aslında çözüm bekliyoruz da çözüm de gözükmüyor. Öyle söyleyeyim. Beni bir takip etmenizi rica ediyorum, tamam mı? Bize proje önemli. Yani İşte ben proje konuşuyorum. Böyle gelip lakırt işleriyle uğraşmıyorum. Yani tabii tarımla, işte hayvancılıkla, enerjiyle, gıdayla, ilaçla, araçla, limanlarla, madenlerle, bunlarla ilgili. Çünkü Türkiye'yi ayakta tutacak bunlar. Yani. Ötekisi kuru gürültü, laf yani. Yok, lafla olmuyor. Yani. Lafla peynir ekmek yürümez. Proje bekliyoruz. İl başkanımız. Evet, beklerim. Hemen il başkanlığımız da bak şurada. Partiye bekliyoruz. İnşallah. Tamam canım. Proje bekliyoruz ama. Evet, proje varsa inşallah. Proje var. Takip edin. Buyurun gelin bir çay. Değerli kardeş, görüşürüz. Proje lazım. Görüşürüz. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Var olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Selamun aleyküm. Nasılsın canım? Sağ ol. Nasılsınız? Sağ olasın abi. Nevruzunuz da kutlu olsun. Hepimiz inşallah. Evet. Nevruzunuz kutlu olsun. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Sizin ne işle uğraşıyorsunuz? Size biliriz. Allah'a şükürler olsun. Ölmeden yaşıyoruz. Alçak mı sürünüyor, yüksek mi? Elhamdülillah. Allah kimseye muhtaç edilmez. İşin var mı? İşim var. Nerede çalışıyorsun? Ben müteahhit personeliyim. Ha, müteahhit personelisin. En azından bir gelirim var. Şükürler olsun. Peki geçinebiliyor musun? Yani ben öyle böyle geçinebiliyorum ama geçinemeyen milyonlarca insan. Evet, yani. Sen bir genç abi olarak. Komşusu evet. Açken tok yatan bizden değildir diyorlar ya. Evet. Maalesef başımızdaki insanlar hepsi tok yatıyor. Doğru. Hiç komşularına bakmıyor. Doğru, o da doğru. Bu A partisi, B partisi benim için fark ediyor. Evet. Fark eden tek şey halkın menfaatidir. Evet. Geneli bakıyoruz. O diyor ben bunu yapacağım, o diyor şunu yapacağım. Boştur. Hepsi dalavaradır abi. Halkın menfaati için kim olursa olsun, yeter ki Müslüman olsun, başımıza gelsin, başımız boynumuz kıldan incedir. Evet. Ama adam geliyor 1000 tane korumayla. Aslında bu yanlıştır. Senin en büyük koruman senin devletindir. Senin evet. Hükümetindir, senin halkın milletindir. Evet. Doğru mu abi? Doğru. Evet. Bugün sen, evet, doğru. Sen açsan ben açım. Evet, doğru. Anladın mı doğru. Abi? Herkes eşittir. Diyor ya kadın erkek eşitliği. Aslında aç tok eşitliği olmak zorundadır. Kadın erkek değil aslında. Bugün kadın niye şiddet görüyor ya da erkek niye şiddet görüyor? Emin ol hepsi de ekonomi şartlardan dolayı, olmadığından dolayı. Bugün bir kadını nasıl doyurabilirsin? Gözünü ilk önce doyuracaksın. Erkek daha keza. Bugün sen babası senin 5 tane çocuğun var. Eve gidip de eline bir poşet alıp da çocuklarına bir şey getiremiyorsan öl daha iyidir abi. Anladın mı? Ölenim daha iyidir. Çok insan buradadır sorun. Hepsi de diyecek ya inşallah bugün okul olmasa. Çocuklarım okula git. Niye? Karşılıktır, okul karşılığıdır. Bugün diyor ki iktidar gelmiş başa AK Parti veya B Partisi fark etmez. Kitap vermiş sorun abi hiçbir tane çocuğunun, benim 2 tane çocuğum var okul okuyor. Bir tanesi kitabın ağzını açmış mı? Yok. Niye açmamış? Ya test kitabı isteyecek ya şu kitabı isteyecek. 80 milyon, 100 milyon, 50 milyon, 60 milyon. Biz onun işinde de değiliz. 50 milyon, 60 milyon. Herkes eşit olacak abi. Bugün seni koruyacak tek millet senin vatandaşındır. Sen 1000 tane koruma kendi etrafında gezip ona 20 bin, 30 bin lira veriyorsan abi, tamam mı? İlk önce asabi kendine soracaksın evet. Abi. Doğru. Anladın mı abi? Bugün lüks hayat yaşayacak olan varsa hepimiz yaşayacağız. Ama en fakiri de olacak varsa hepimiz beraber fakir yaşamamız doğru. Lazım abi. Yaşayın Sami. Evet. Yani ben bu genç yaşımda kalkıp da ben bunları düşünüyorsam şimdi abi. Ben sana bir güzel bir şey söyleyeyim. Bir ricam var. Tek evet. Bir ricam var büyük abilerimizden. Artık kendilerine gelsinler. Şimdi onlar gelmez bak. Gelmez. Gelmezler abi. Gelmez. Genç ölüyor ölüyor. Yok, ama işte, bugün genç evet. Ölüyor. Benim haddimedir benim babamın karşısına ben ayağımın üstüne ayak atayım. Yok. Ama büyüklerimiz artık bunu görsünler. Gençliğin nereye gittiğini görsünler. Gençlik şu an hepsi bugün affedersin bunu parasını nereden bulayım peşine koşmuşlar. Uyuşturucu madde anamızı ağlattı. Anamızı ağlattı. Sırf kendi halkını savunmasın diye bu devlet içine uyuşturucu madde koydu gençlerin içine. Bravo. Açık ve net ben sana açık söyleyeyim. Ben parti kesinlikle seçmezsin. Ben bu şekilde ben bir genç olarak abi. Şu anda ben uyuşturucu bunu... patladı mı diyorsun yani burada? Evet. Had safhada bir de esrar değil abi. Gidin abi gidin bakın abi. Hepsi maddeye düşmüş. Kurtaran yok kurtaran. Peki bunu bu devlet yok mu polis? Yok abi ne polisi abi ya. Hangi polisten bahsediyorsun abi ya? Maalesef kesinlikle. Ben böyle yaptım diye polis beni alır.
Ama ben madde sattım diye beni almaz. Niye iş birlikçidir abi bu devlet? Bugün bu ülkeye kristal giriyorsa abi. Kristal ne? Kristal uyuşturucu kimyasal maddedir abi. Kusura giriyorsa abi en büyük sorumlusu devlettir, hükümettir. Allah'a şükürler olsun ben öyle bir şey kullanmıyorum. Kullanmaya da ihtiyacım yok. Sen zaten kullansan tamam onları abi demezsin. He. Ama sizden ricam ilk başta gençlerimizin elini tutalım. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya milletin anasını yaklatmış abi. Sırf kuruş para eve götürsün diye açılıp saçılıyorlar sosyal medyada. Orasını burasını açıyor diye sırf babası annesi kimseye muhtaç olmasın diye sosyal medyada açılıyor. Niye açılıyor bunu hiç soruyor musun? Soran yok abi, yok. Gençler niye uyuşturucu maddeye düşüyor? Bir sorun kendinize. İlk başta büyükler kendilerine soracak. Anladın mı abi? Doğru. Soracak abi. O sarayda yatıp da 1000 tane, 10 bin tane korumayla değil abi bu işe. Bugün polis de benim halkımdır. Garibanı da boyacısı da fırıncısı da benim halkımdır abi. Bugün fırıncıya soracaksın. Diyeceksin ki kardeşim niye senin işlerin olmuyor? Niye dükkanı kapatıyorsun? Fırıncı sana vereceği cevap ne biliyorsun abi? Odunun tonu kaç milyon para olmuş? Unun çuvalı ne kadar para olmuş? Adam çıkaramıyor. Bugün sen evine ekmek götüremiyorsan sen bu işi yapabilir misin? Sen niye yapıyorsun abi? Vallahi kusura bakma abi. 20 sene biz sırtımızda taşıdık bu insanları. Bir zahmet artık onlar da taşısın abi. Artık sizden ricam herkesten. Halk artık ayaklansın ya. Ben ayaklanmak istiyorum. Açık ve net. Ayaklanmak istiyorum abi. Bu parti için değil abi. Benim halkımın menfaati için mücadele edebilecek. Yahudi de olsa gelsin ben oyumu vermesem namerdim. Evet. Yeter ki kendilerine gelsin biraz sirkelenin ya. Bak, bir şey adam böyle yaptı diye içeriye almasınlar canım, bak, ya. Şöyle bir şey. Bir korkuyorlar şey abi. Millet korkuyor hakkını savunsa. Açık ve net. Korkuyor abi ya. Korkması canım. Polis benim arkadaşımdır polis. Allah vekil, Allah vekil. Yoldan geçiyorum selamımı almıyor. Niye? Ben Kürdüm diye Kürdüm. Kürdüm aslımı inkar etmem. Aslını inkar edenin de Allah belasını versin. Doğru. Ne bu dünyada ne diğer dünyada yeri asla yok abi. Doğru. Ben dolmuşum. Benim ihtiyacım yok abi. Çok şükür kimseye ihtiyacım yok. Ne anama ne babama ne büyüğüme. Onların bana ihtiyacı var benim yok. Çalışıyorum elim ayağım tutuyor Allah'a şükürler olsun. Affedersin. Affedersin hırsızlık bile yapsam ben çocuklarıma götürmek zorundayım. Bugün çocuklarımız için yaşıyoruz. Düşünsene okul servisi seni arıyor. Ola beyefendi senin çocuğunu almıyorum. Niye abi? Ona okul servis parasını vermiyor. Ya git öl öl. Öl ya. Çocuğuna ayakkabı alamıyorsan öl abi öl. Biz çocuklarımız için yaşıyoruz. Kurban olayım. Şimdi canım bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz bu partiyi kurdum. Burada arkadaşlar biliyorsunuz. Partiyi kurduk. Buraya bir otobüsümüzde geliyoruz. Şuradan gelirken bir tane eskort bize vermeyen devlet. Bir eskort. Her durakta duruyoruz, kalkıyoruz, duruyoruz, kalkıyoruz. Ama Cumhurbaşkanı gelince bütün yollar kapatılıyor. 500 tane araç gidiyor. Burada vali var, vali var. Vali valilik yapmıyor. Mesela ayrımcılık yapıyor. Belediye başkanları ayrımcılık yanlış yapıyor. Devlet abi. AKP devleti. Ben onun için yanlıştır zaten ben abi. Bunu söylediğim için Öztürk Yılmaz'ım. Ben bunlara vallahi karşı abi. Olduğum için buraya geliyorum. Vallahi yoksa abi. Ben de gelmem bırakırım. Herkes ne yapıyorsa yapsın. Yani ölen ölen kanal sağlar bizdendir. Korkarak tutsak olmaz, halinin olmaz. Beyninden artık büyüklerimiz evet. Çıksın. Bir abi. De bu eğitimle ilgili çıksın sana bir ya. Şey söyleyeceğim. Akıllı eğer bir ülke kendi neslini eğitemiyorsa o ülkeden asla üretim çıkmaz. Eğitim olarak Suriye'den bile geliyoruz evet, abi. Aynen. Suriyeli adam Arapça biliyor, Kürtçe biliyor, Türkçe biliyor, İngilizce biliyor. Sen Kürtçe biliyor musun? Biraz. Bilemezsin abi. Niye benden değilsin abi? Değilsin abi. Ben ciddi söylüyorum. Ama sana sorsam, do you speak English? Biliyorsun. Niye? Yahudilerin dilini biliyorsun. Ama kendi öz ve Müslüman olan Kürt dilini, Mezopotamya zamanında doğmuş bir Kürt dilini bilemiyorsan abi, senin buranda eksiklik var. Evet. Komşusu açken tok yatan sadece karın tokluğu değil. Herkes onu biliyor. Onun mantığından çıkan. Evet. Cumhurbaşkanı niye halkın seçimine çevirdi? Hayır abi. Kolluk kuvvetleri abi bağımsızdır. Cumhurbaşkanlığı bağımsız bir iktidar olması lazım. Adam sırf hepinizin beynini böyle vura 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 zamanında imamların yaptıkları gibi. Anladın mı köylerde? Bilgi şimdi sahibi eski, olmasın eski, ki eski, beni sorgulamasın. Şimdi bak Türkiye'de ifade hürriyeti
düşünce hürriyeti, kanaat hürriyeti sonuna kadar olmalı. Senin gibi içi, ben mesela söylediklerinin bir kısmına katılmıyorum. Ama senin ifade hürriyetine sonsuz saygı duyuyorum. Niye? Çünkü elinde silahın yok, bir şeyin yok, sivilsin. Hakkın, hukukun kardeşim, sen bu ülkede vergi veriyorsun, gençsin. Senin de hakkın, hukukun var ve konuşma, her türlü itiraz etme, protesto etme hürriyetin var. Ben senin yanındayım. Tamam mı? Allah-u Teala tarafından İsrail nalatlanmış bir ülke. Öyle deme. Tamam. Deme. Ters çevrilmiş. Ama deme. Bakıyorsun kendi halkına dünyada en çok değer veren ülke İsrail'dir. Bir İsrail olamıyorsak ölelim gidelim. Evet. Teşekkürler. Canım sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Selamun aleyküm. Beyefendi. Ciran. Gel bir gel gel bir elini sıkayım. Ciran var ya Ciran. He? Ciran. Kaveri ver. He? Misafirin de diyorum. Biraz moralim bozuldu, başka şeyler. Ne oldu ya? Kim? Bir şey olmadı. Kiminle tartıştın orada? Biriyle tartıştık. Canımsın. Kusura bakma, dükkanın önü. Evet, devam edelim arkadaşlar. Millet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar.